Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Matematik soru kitabının çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi sayfalarda kaldık? 126 ve 127. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz ve hazırsanız ilk sorumuzun çözümüyle videoya başlayalım. Evet, arkadaşlar, yukarıdaki çarpma işlemine göre A artı B artı C artı D toplamı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar bakın, biz 4 ile şuradaki 3 basamaklı sayıyı çarpınca burada 500'ü bulmuşuz. O zaman buradaki sayı 125'tir. Peki 2 kere 125 kaçtır? Tabii ki 250'dir. Şimdi 250 ile buradaki aslında 5000'i toplarsanız ABCD'yi bulabilirsiniz. Bu da bize 5250'yi verecektir. Alt alta da toplayabilirsiniz. Demek ki bu 5'miş, bu 2. Bu 5, bu da 0'mış. Toplamları 12 yapar. Doğru cevap A seçeneğindedir. Geçtim gençler ikinci sorumuza. A ve K birer pozitif tam sayı olmak üzere A'yı 11'e bölünce K kalanı verilmiş. Buna göre K'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Arkadaşlarım, bir sayıyı 11'e bölerseniz eğer en küçük 0 kalanıyla karşılaşırsınız. Daha sonrasında 1, 2 diye devam eder arkadaşlar. Bu en son 10 kalanını bulabilirsiniz maksimum. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı sorulmuş. Bu da 10 çarpı 11 bölü 2 yöntemiyle bulunuyordu. N çarpı N artı 1 bölü 2. Şunları sadeleştirdik, buraya 5 dedik. 5 kere 11 55 cevabını verir bize. Doğru cevap da C seçeneğindedir. Geçtim 3'e. A, B ve C birer rakam olmak üzere C 3, 5, 3 basamaklı sayısıyla 4, 1 A 3 basamaklı sayısı toplanmış ve 6, B 2 elde edilmiş. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruluyor. 5 ile herhangi bir rakamın toplamı 2 yapmaz ama 12 yapar. Dolayısıyla burası 7'ymiş, elde var 1. 12, 12'nin ikisi elde var 1. 1, 3 daha 4, 1 daha 5 yapar. Demek ki B 5'miş arkadaşlar. Eldesi yok. C ile 4'ün toplamı 6 ise C'de 2'dir. Demek ki C 2, B 5, A da 7. Bunların toplamı da 5 artı 7, 12 yapar. 2 daha 14 gelir. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir deriz. Daha sonra da geçtim 4. sorumuza. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere A'yı B'ye bölmüş 5 bölüm 3'te kalan, B'yi C'ye bölmüş 4 bölüm 2'de kalan var. A artı B artı C eksi 15 bölü 5C ifadesinin değeri soruluyor bize. A sayısını ben 5 ile B'yi çarpıp 3 ekleyerek elde edebilirim. A sayısı 5B artı 3'tür arkadaşlar. B sayımız da bizim 4 ile C'yi çarpıp 2 ekleyeceğiz. 4C artı 2'dir. A ile B'yi toplarsanız eğer gençler, hatta ve hatta bundan önce de şurada B gördüğümüz yere şu ifadeyi yazabilirim artık ben. Yani A sayımız bizim 5 parantezinde 4C artı 2 artı 3'müş diyeceğiz. Buradan A sayımız 20C artı 5 kere 2 10 yapar. Artı bir de 3'ümüz var, 13 dedik biz buraya. Şimdi A gördüğüm yere 20C artı 13 yazdım. Artı B gördüğüm yere 4C artı 2 yazdım. C gördüğüm yere C yazıyorum. Eksi bir de 15'imiz var. Tabii bir de bölü 5C'miz mevcut. Burada 13 ile 2'yi topladım 15. Bir de burada eksi 15 var. Gittiler bunlar. 20C, 4C daha 24C, C daha 25C yapar. Bakın üst taraf 25C, alt taraf 5C. C'ler gitti. 25'i 5'e bölerseniz doğru cevap karşınıza çıkar. Doğru cevap C seçeneği olacaktı sevgili gençler. Dördüncü sorumuzu çözdük. C dedik ve geçtik 5'e. Şimdi arkadaşlarım, A, B, C birer rakammış. A artı B artı C toplamı soruluyor bize. Öncelikle B ile B'nin çarpımı 9 gelmiş. Yalnız buradaki B sayımız 7 kere 7'den 49'un 9'u da gelmiş olabilir. 3 kere 3'ten 9 da gelmiş olabilir. Eğer 7 olmuş olsaydı 49'un 9'u elde var, 4 diyecektik. 2 ile 7'yi çarpıp 14. O elde olan 4'ü ekleyince 18 yazacaktık buraya ama C rakam olduğu için demek ki burası 7 değilmiş, 3'müş. B'yi bulduk, 3. 3 kere 3 9, 2 kere 3 6, demek ki C 6. Geçtim şuraya. Bakın burası 23. Burası da 20 küsür bir sayı. O zaman A'nın 1 olmaktan başka çaresi yok. Demek ki 1 kere 23'te burası 23. B'de kaçmış, kaçtı arkadaşlar, zaten 23'tü. A'yı da 1 seçmiştik. Pekala, bunların toplamı sorulmuş. Toplarsanız 10 gelir. Cevap da C seçeneği olur. Ve devam ediyorum 6. soruyla. A, B, C, D, E ve F birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A, B, C ve D, E, F 3 basamaklı doğal sayıları veriliyor.
ABCDEF'den daha büyük bir 3 basamaklı sayıymış. ABC'den DEF'yi çıkardığımız zaman bu sonuç en az kaç olabilir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle burada arkadaşlarım A ile D de birbirinden farklı olacağı için bunları ardışık seçelim. Mesela bir tanesini ben 2, ötekini 1 seçersem burada yazabileceğim en küçük sayıyı seçelim. 1'i kullandığım için 203'ü yazabilirim. 202 ve 201'i yazamam. 200'ü yazamam. Burayı da 198 seçersem gayet mantıklı görünüyor. Bunu küçük seçtim, bunu büyük seçtim ki sonuç küçük çıksın. Cevap 5 oluyor. Yalnız cevap acaba C mi? Şimdi burada 1'i kullandığımız için, şu kısımda 1'i kullandığımız için şuradaki 3'ü kullanmak zorunda kaldık. Ama ben şöyle desem, büyük sayıyı 3 ile başlatsam, küçük sayıyı 2 ile başlatsam, buraya yine 0'ı koysam ve buraya 1 yazsam 301 olur. Ve burayı yine 298 seçersem bakın, çıkardığın takdirde 3 gelir. Bu da bize en küçük sonucu verir. Yani cevabımız B seçeneği olacaktı diyebiliriz. Aman dikkat. Geçtim 127. sayfaya, 7. soruma. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 750'dir. Bakın eksilen, çıkan ve bir de farkımız var. Aslına bakarsanız eksilene A, çıkana B derseniz, farka da C derseniz A artı B artı C'nin toplamı neymiş? 750. Şimdi burada dikkat edin. C dediğimiz sayı zaten A artı B. Bakın artı. C dediğimiz şey zaten A eksi B'dir. Demek ki bu 750'ymiş aslında. C dediğimiz şey A eksi B. O halde 2A, bakın artı B eksi B birbirini götürüyor. 750 olur. Ve A da buradan sevgili arkadaşlarım 2'ye bölerseniz 3, 757'yi 750'yi 375 gelecektir. Bu çıkarma işleminde eksilen sayı yani A sorulmuş, cevap 375'ten başkası değildir. 7. sorumuzun cevabı E seçeneği olacaktı. Geçtim 8'e. Aşağıdaki bölme işleminde her nokta bir rakamı belirtmektedir. Buna göre bu bölme işleminde bölünen sayı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bakın şurası 2'ymiş. Neyden 23 çıkarsa 2 gelir? Tabii ki 25'ten. Yani burası 25 oldu. Aslında burada 5 yazıyormuş ve 5 aşağı indirilmiştir diyebiliriz. Pekala. Başka ne gibi şeyler düşünebiliriz? Bakın burada 46 çıkmış, 2 kalmış. O zaman burası da 48'den bir başkası değildir. Pekala. Şimdi 485'i burada bir şeye bölmüşüz. 20 küsür bulmuşuz. Kalan burada 2 olmuş arkadaşlar. Peki kalan 2 ise aslına bakarsanız ben 20 küsür olan sayıyla şuradaki sayıyı çarptığım takdirde neyi buluyormuşum? 483'ü buluyormuşum. Peki bölmedeki bölünen sayı soruluyor. Yani şurası sorulmuştu zaten. O ben bambaşka yerlere gidiyorum. Cevap zaten çıkmış ortaya. 485'miş arkadaşlar. Sorunun kökünü okumayınca önceden böyle oluyor. Cevap A seçeneği olacaktı arkadaşlarım. 8. sorumuzun. Şu kısmı silebiliriz. Kafanızı karıştırmasın. Çünkü ben şurası soruluyor zannettim. Yani şurası soruluyor zannettim. Sorunun çözümüne devam ediyordum ama zaten burası sorulmuş. Devam ediyorum 9. sorumla. 9. soruda ise gençler bize demiş ki aşağıdaki toplama işleminde her harf sıfırın dışında birbirinden farklı rakamdır. A, B'den, B'de, C'den büyük olduğuna göre A'nın en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Bakın bunlar toplanmış. Şimdi bunlar toplandığına göre dikkat edin. Dikkat edin. A ve A birisi yüzler basamağında, birisi onlar basamağında, birisi birler basamağında. Aynı şekilde B ve B, biri onlar, birler, yüzler basamağında. C ve C'ye baktığınız zaman da yine yüzler, onlar ve birler basamağında. O zaman toplamda 111 parantezinde A artı B artı C var burada. Yani 111 tane A artı B artı C eşittir neymiş? 1110'muş. Yani aslına bakarsanız 111 çarpı 10'da diyebiliriz biz bu 1110'a. Her iki tarafı 111'e bölerseniz A artı B artı C'nin 10 olması gerektiğini tabii ki anlayabiliriz. Şimdi A B'den B'de C'den büyüktü. A B'den B'de C'den büyüktü. Burada A'nın en küçük değeri sorulmuş. A'nın en küçük değeri sorulduğuna göre arkadaşlarım toplamları 10 olup da bu şekilde büyükten küçüğe doğru sıralananların en küçüğü soruluyor. A'nın en küçük değeri. Şimdi o halde şöyle diyelim biz burada. Mesela C'yi ben 3 seçsem B'yi 4 seçmek zorundayım ama A'ya 3 kalacak. O zaman C'yi 3 değil 2 seçelim. Burayı 3 seçelim, burası da 5 olsun. A'nın en küçük değeri de karşımıza çıkmış olur. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlarım 9. sorumuz. Ve geçtim 10'a. A eksi 1 sayısını B eksi 2'ye bölüp bölüm olarak C artı 3'ü kalan olarak da 5'i bulmuş. Yukarıdaki bölme işleminde A, B, C birer pozitif tam sayı. A artı B artı C toplamının en küçük değeri sorulmuş bize.
Öncelikle a eksi 1 dediğimiz sayı b eksi 2 ile gençler c artı 3'ün çarpımı ve artı bir de 5'imiz var. Şimdi dikkat edin, burada şuradaki b eksi 2 sayımız 5'ten büyük olmak zorundaydı. B eksi 2 büyüktür 5 derseniz b 7'den daha büyük gelecektir. Burada a artı b artı c'nin en küçük değeri sorulduğuna göre b'nin de en küçük değerini kabul etmemiz lazım. Burada b'nin alabileceği en küçük değer 8'dir. Yani hayırlı uğurlu olsun, şurası kaçmış? 6'ymış. Güzel. Şimdi burası 6 iken ve burası da 5 iken şuranın da ne olması lazım arkadaşlarım? A, B, C pozitif tam sayılarda unutmayın. O zaman burada en küçük C'ye ben 1 derim. Böylelikle 1 artı 3'ten şurası da 4 gelir. 4 kere 6 24 ve 5 eklerseniz burası da ne gelir? 29 gelir. Pekala, A eksi 1 29 ise A'nın kendisi de 30'un ta kendisidir. Şimdi B'yi kaçmış seçmiştik arkadaşlarım? 8 seçtik. A artı B artı C sorulmuştu bize. A'yı 30 buldum. B'yi 8 ve C'yi de sevgili arkadaşlarım 1 kabul etmiştik. Bunların toplamı bize 39'u verir ve 10. sorumuzun cevabına da böylelikle Edirne seçeneği demiş oluruz. Geçtim 11'e. Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu sorulmuş bize. Şimdi öncelikle ben burada 3 ile şuradaki 3 basamaklı sayıyı çarpıp bir şey 0,9 bulmuşum. Buranın 0,9 gelebilmesi için şuranın 0,3 gelmesi şart arkadaşlar. Bu cepte. Daha sonrasında 4 ile şu sonu 0,3 olan sayıyı çarptığım takdirde burası gelmiş. O halde 4 ile ben bu 0,3'ü çarparsam sonraki basamağı elde ederim, o da 12 olur. Mesela 4 kere 3 12, 12'nin ikisi elde var 1. 4 kere 0 0, eldeki 1'den kaynaklı burası 0. Çok güzel. Şimdi 2'yi buraya indirdim. 1 ile 9'u topladım 0 dedim, elde var 1. 4 ile 0'ı topladık 4, bir de elde vardı 5. Yani sonu 502 olacak değil mi? Cevap B seçeneği olacaktı. Hayırlı uğurlu olsun, geçtik 12. sorumuza. A ve B birer rakam olmak üzere 7A artı 11 sayısı B'ye bölündüğünde, bakın 7A artı 11 sayısını B'ye böldüğü zaman bölüm A geliyormuş, kalan da 3 oluyormuş arkadaşlar. Ben buradan 7A artı 11'i A ile B'yi çarpıp üzerine 3 ekleyerek bulabilirim. 3'ü bu tarafa, 7A'yı bu tarafa davet ederseniz 8 eşittir B çarpı A eksi 7A'yı elde ederiz. Buradan 8 eşittir A parantezinde B eksi 7'dir deriz. Pekala. Şimdi burada 8'in çarpanlarını bildiğimiz için, mesela bunu 1, bunu 8, bunu 2, bunu 4, bunu 4, bunu 2 ve bunu 8, bunu 1 seçebiliriz. Şimdi B eksi 7 8 ise B 15 gelir ama B bir rakamdı, dolayısıyla gitti. B eksi 7 4 ise B 11'dir, bu da gitti, 11 rakam değildir. B eksi 7 2 ise B 9'dur. B eksi 7 1 ise B 8'dir arkadaşlar. Demiş ki A artı B toplamının alabileceği değerler. A, B, A, B. Şimdi A artı B burada 4 artı 9'dan 13 gelir. Burada 8 artı 8'den 16 gelir arkadaşlarım. İşte bunların bize çarpımı sorulmuş. 16 kere 13. Çarpalım. 3 kere 16 48. 1 kere 16 16. Toplarsanız 8, 0 ve 2 gelir. Yani cevap Denizli seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. Doğru cevap 208'di. Evet. 127. sayfamızda bitirdik. 128. sayfamızda 4 işlem becerisi pekiştiriyorum. 12. testte tekrar karşınızda olacağım. O videoya kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.